Burada şu anda 6 kilometre yukarıdayız insanlardan. Burada telefon çekmez. 5 saat, 4 saat uyku yeter. Bir genç askere gidecek ya, gün yaklaşık böyle içine heyecan basar. Acaba nasıl olur, nasıl gelir? Bu heyecan bizde her sene Mayıs'ın 1'i dedi mi başlıyor. Acaba gideceğimiz yerde doğa nasıl olur, iş yapar mı arı? Bizde dedem esti. Dedem 1955'te başlamış bu işe. Oradan babam devraldı. 93'te babamla gelmeye başladım. 1993'ten beri arıların peşinde koşuyoruz. Bizden de evlatlarımızı geçsin, bu arıcılık sektörü ölmesin. Yaz tatilinde okullar kapandıktan sonra köydeydim. Bayramdan sonra buraya geldim. Babamlarla arılara baktık sabah akşam. Ya sabah arı bal aramaya gittiği için çok hızlı bir çıkış yapar. O çıkışta arı biraz stresli olur. Stres olduğu zaman karşıdan geçerken bile insanlara saldırır. Bu şekilde burada oturamazsın. Arıları seviyorum ama soktukları zaman hiç sevmiyorum. Gündüzdeki topladığı balı, nektarı, poleni gece işlemeye başlar. Arı 24 saat hiç durmaz. Devamlı çalışır. Zaten arılar kendi işlerini kendileri yapıyor. Biz sadece onları kontrol edeceğiz. LGS sınavına girdim bu yıl. Çok çalıştım, hazırlandım. Arılar da en iyi balı yapmak için çok çalışıyorlar zaten. Uğraşıyorlar. Onlar da kendi sınavlarına çalışıyor yani. İçinde hile hurda yapmıyoruz işimize. Doğal şekilde yapalım diye uğraşıyoruz. Bunun bir vebali var. Vicdanı var. Biz ne kadar kaliteli bal üretirsek vatandaş da o kadar kaliteli bal yer. Şimdi bal kesmeye başlamaya başladı mı bizi heyecan başlıyor. Babam akşam eve bir geliyor. Bizim ballar testten geçmiş diyor. Çok mutluyum. Gurur duyuyoruz. Çalışıyoruz, emek veriyoruz. Gurur duyuyorum yani. Bazen diyorlar ki ben senin balın kaliteli olduğunu nereden bileceğim? Ya biz arkadaş diyorum biz bal parmağı veriyoruz. Ben itimatın yoksa git bal parmaktan al balını diyoruz. En kaliteli, doğal, arıcıyla baş başa olan bal parmaktır diyoruz. Bir 40 yıl daha bal parmağı her zaman yanımızda görmek istiyoruz. Daha nice senelere.